Evet, şimdi size bir araştırma çalışması nasıl yapacağız, bir makale nasıl bulacağız, bir haber nasıl ayıracağız, onunla ilgili bir şeyler anlatmak istiyorum. Makale için önce scholar.google.com adresini yazıyoruz. Bu adresi yazdıktan sonra karşınıza Google Akademi çıkacak. Google Akademi'nin içerisine araştırmak istediğimiz konuyu, yani örneğin eğitimle ilgili araştırma yapmak istiyoruz yazdığımızda eğitimle ilgili makaleler çıkacak. Bu makalelerden örneğin 2015 yılında yeni basılmış makaleleri görmek istiyorsanız 2015 yılından itibaren seçebilirsiniz. Burada filtreler uygulayabilirsiniz. Bu makalelerden örneğin şu eğitim ile ilgili Türkçe sayfalarda arayalım. İngilizce karşı eğitim orada buldu. Örneğin Ermeni Eğitim Kurumları, Siyasallaşma, Osmanlı Yönetimi. Bu Sabancı Üniversitesi Eğitimleri alanında indirilebiliyor. Bu dokümanı tıkladığımızda sayfaya götürdüğümüz sayfayı tıkladığımızda makaleyi bilgisayarımıza indirir. Bu makale artık bilgisayarımızda, yani araştırma yaptığımız konuyu yazdık ve karşımıza makalenin olduğu sayfa çıktı ve şimdi de makale var. Bunu okuyoruz. Bu şekilde makalelere ulaşabilir. İstediğimiz bir konuda makale taraması yapabiliriz. Basit olarak tabii daha profesyonel makale tarama şekilleri içinde siteleri var. Aynı şekilde eğitimle ilgili bir haber taramak istediğimizde eğitim yazıp haberler kısmına bakabiliriz. Burada da eğitim ile ilgili haberler görebiliriz. Bu haberlerden arama araçlarını kullanarak tüm haberler, en son haberler, tarihine göre sıralayan bloklardan haberler verebilir. İşte son bir yıl içindeki haberleri verebilir. Bu şekilde haberleri de aradığımız konuyla ilgili olarak sınıflandırmak, oradan seçmemiz mümkün. Örneğin Kosova'da gençlere havalı eğitim haberine tıklıyoruz. Bu haberi okuyabiliyoruz. Bu şekilde haber ve makale bulmamız mümkün. Haberlerin sonunda herhangi bir kaynakçı olmaz. Haber sitesinin kaynağının kendisi bir kaynak oluşturuyor. İçerisinde ancak haber kaynağını belirtmek isterse belirtebilir. Ama makalelerde geçen ifadelerin doğruluğunu kaynakça vererek, atıf yaparak gösteriyoruz. O cümlenin, o ifadenin doğru olup olmadığına inanmıyorsanız, eğer bir şüpheniz varsa ilgili kaynağa gidip oradaki çalışmayı inceliyorsunuz. Bu şekilde bir makaleyle bir haberin ayrımını kısaca özetlemiş olduk. Teşekkürler.